Bugün Salı Pazarı'na gittim. Gerçekten pazar yeşilliklerle dolu. Işıl, bak belim ağrıyor anneciğim. Tamam. Bu Salı Pazarı eski Kadıköy'deki değil. Rezalet olmuş ya. Yenisi, yeni yerine gittim. Amaç belli. Neyse yani sırf pazar kültürümüzü yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kadıköy Belediyesi kötü zaten yani. Yani hiç bir şey değil yani, yer müsait değil. Taksi bulamadım. Kadıköy'de aynı belediye kazanırsa bak kaldırım taşları değişecek acaba demde. Görürsünüz. Yani. Gerçekten insana eziyet yani bu. Evet. Arabalar dolu, taksi bulamıyorsunuz. Ben hayatımda İstanbul'da ya bir kilometreden fazla bugün dolmuş kuyruğu gördüm. Bütün anneler yani ellerini almışlar, evlerinin istihkakını dolmuş bekliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya gerçekten iyi bir karar olmamış yani. Ben siyaseti sevmiyorum gerçekten, siyaset. Neyse, buraları sen karıştırma şimdi beni. Tamam. Hodanotu'nu gördüm. Biliyorsunuz Hodanotu Karadeniz bölgemizde, Marmara bölgemizde, yani ormanlık alanlarında ve su kenarlarında yetişen bir bitkimiz. Başka isimleri var mı? Ya bunun yöresel bir sürü ismi var. Hodanotu. Çiçekleri sarkık olduğu için böyle zembile benzetmişler. Sığır dili, neşe otu, turşu, bazı turşu da kullandıkları için bazı bölgelerimizde daha çok göçmen vatandaşlarımız turşu otu deniyor. Unuttuğum bir şey yok, değil mi? Bu isimlerden Işıl sen de biliyordun. En çok da İspit. İspit. Daha çok bu Karadeniz bölgesinde ispit olarak biliniyor. Yani biz Kastamonu'da kavurup, sadece soğanla kavurup üstüne sarımsaklı yoğurtla yiyorduk. Bugün benim size yapacağım bir pişirme şekli, ama aşamalarında pişirirken anlatmak istiyorum size. Malzemelerimiz: bir yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 tane soğan, 4 tane yumurtamız var ve 1 kilo da ispıt. Temizledim, ispıt otumuz tuz var, haşladım. Tuz, karabiber yanında zaten. 1 çay kaşığı herhalde. Evet. Şimdi soğanlarımızı tenceremize atıyoruz. Bazı bölgelerimizde Giresunlu bir hanım dedi ki soğan kullanmayız dedi mesela. Ama ben Kastamonu'da erkeklerim soğanla kavuruyorlar, sarımsaklı yoğurtla yiyorlar. Yumurtalı yapmıyorlar. Kavurmuş olduğumuz soğan bakın iyice bir öldü yani. Haşlanmış olan hodanlarımı ısıyorum. Ne yaptın bunu? Gel bana bir anlat bakayım Doruk. Yarım kaşık karabiber, 4 yumurtanın üstüne koyuyorum. Birazcık da tuz. Aslında hiç koymasam, herkes üstüne yerken koysa. Şöyle çatalla bunları bir çırpıyorum. Bu arada Rizeli bir hanımefendi dedi ki mutlaka pişirirken biz üstüne 2 kaşık da olsa dedi mısır unu dedi serperiz dedi. Herhalde o Karadeniz'de yapılan kayganının şeyiyle, sistemiyle. Alışkanlıkları, yöresel farklılıklar elbette olacak. Gel anneanneciğim, gel bak. O da ispatın ha. Evet anneanneciğim. Yumurtayı da karıştırarak pişirir. Bu kadar çok lezzetli, hesaplı ve sağlıklı bir yemek. Ispanaktan daha bence lezzetli şey. Tabii. Çok çok. Antidepresan. Ağzımıza birazcık ama odanın idrar söktürdüğünü, doğal antidepresan olduğunu, insanları cesaretlendirdiğini ve dedi ki neşe verdiğini. Eskiden ressamlar bu çiçeklerini boya olarak kullanırlarmış. Gerçekten hiç kimse bunu söylemez ama ayıklarken elimi ister istemez sık sık yıkasam bile boyuyor. Dikkatli temizleyin. Gençler bunu temizlerken veya eldiven kullanın. Siz de
alarak eşinizle, çocuklarınızla afiyetle yiyin. Nefis bir koku var. Odanım bitti. Servise hazır. Ben yumurta yaptığım için böyle ikram ediyorum. Severseniz üstüne acı biber çok güzel oluyor. Eğer yumurta yok da evinizde, sırf soğan ve odanı kavuracaksınız da sarımsaklı yoğurt yapacaksınız. Çok nefis oluyor. Afiyet olsun.